Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir Kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Arkadaşlar bugün daha önce yaptığımız her şeyin cezasını çekeceğiz. Bakın acı acı biberler. Bunları tek tek göstereyim mi? Bu Charleston muydu kanka? Benim aklımda kaldı. Ben bilmem. Bu Kral Prens Charles. Bak bu Charleston. 1. Bu. 2. 3. Bakın. Hafif acıdan tam acıya. Bunları hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Babaannemde cin biber vardı. Evet. Al bak şu tipe bakar mısın kardeşim, mor. En babası geldi. Bu turşuluk biber. Bu bir acı. Babaları gelsin. Acı mı? Tamam, babası geldi işte. Bu acı ha. Burada Charleston'a dahil bütün ürünlerimiz acı. 5 lira. Şu hafif közlük biber gibi. Arkadaşlar bugün çok acı bir video ile karşınızdayız. Bu acı aslında bize acı. Önceki yaptığımız şeylerin hepsinin cezası şimdi çıkacak arkadaşlar. Yönetmenimizi biliyorsunuz Çağatay. Ne yapacak? Ben nokta nokta yapmadım diyecek. Eğer Emre ya da ben yaptıysam onu sırayla tutacağım, bir tane ısırık alacağım buradan. Ha eğer yapmadıysak rahatça devam edebiliriz. Oturu es geçebiliriz. Ya da şuradan bir yudum alabilir istediğinden. Göreceğiz. Duracağız, bir telepati yap. Şu aynı mı? Dur bir tut. Aynı. Tamam, aynıymış. Kırmızıymış. Evet kırmızı. Tamam. İkimiz de kırmızıyı seçtik. Hazırsanız ilk sorumuz geliyor. Soru evet. Değil daha doğrusu. Ha, bu arada ben şunu da söyleyeyim. Yeni kalktım. Uykusuz geceler haram oldu bana. Evet başla Çağatay. Ben hiç annemin veya babamın cüzdanından parasını veya kredi kartını çalmadım. Kanka bu bile acı, farkında mısın? Biraz acı ama. Zaten biraz yaktım. En hafif acıdan en fazla acıya dizdim. Evet genzimi biraz yaktım. Sen kaç TL çaldın bugüne kadar? Toplam mı? Toplasan aynen. Toplam net 3000-4000 lira çalmışım. Ben de. En az çaldın mı sen? Anne baba hırsızlığa girmez bu. Biliyorsunuz annemiz babamızsınız. Bize bakmakla mükellefsiniz. Yeah. Aynen öyle, mükellefsin ama cebinden de para çalmıyor. Emre hala her gün kredi kartını çalıyor annem. Evet bazen çalıyorum, her gün değil. İkincisi geliyor. Ben hiç haz etmediğim biriyle aynı ortamda olduğum için onu seviyormuş gibi davranmadım. Dur ben düşüneceğim bir. Bir anı düşüneceğim. Var bunun anım, bununla ilgili anım var garanti. Kanka ben ya bunu çok yaptım ya. Doğru ben de yaptım. Bunu anım yok. Kanka bu kötüymüş. Bunu bütün herkes yapar. Bence yapmayan yoktur bunu. Bir kere olsun bir insan ya ben bunu yapmadım ya ben ortamda oturduğum çocuk kesin seviyorumdur demez yani. Ben çok yaptım çok. Ses etme be kardeş diyorum içimden he. Hadi kardeş hadi. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim Emre. Hadi kardeş hadi. Baba dur. Dikiş yok mu? Baba yavaş yavaş acılanıyor ya. Acılanıyor zaten. Şuradan itibaren biberiyeler başlıyor. Yani en kötüsü bununla başlıyor. Evet bununla başlıyor biberiyeler. Benim tahminim şu mor fazla zehir değil. Bir şey söylemeyeceğiz. Bence en acı bu olacak. Bak ortaya koydum ama şeyi merak ediyorum ben. Senin bu sorunla ilgili şeyi merak ediyorum. Hani yapmadım dedin. Aga bir insan neden sevmediği bir insanla aynı ortamda olduğunda onu seviyormuş gibi davranır. Ne yapsın kanka, yüzüne mi çarpsın? Hayır aslında bu insanlık dışı. Bence bu dünyaya bir kere geliyoruz. O an ne yapmak istiyorsak, ne söylemek istiyorsak bunu söylemeliyiz. Bunun bir rahatlığı olmalı üstümüzde. Ya çocuk kekoysa ve korkuyorsa? Sen korkmuşsun demek ki zaten. Hayır oğlum söylüyorum mesela diyorum birinden. Bir şey diyemeyeceği bir çocuksa ne yapacak? Tuvalete gidiyorum de kaç. Bir şey, size yaptıkları gibi. O da Çağatay'ın yüzünde. Hayır kanka siz. Anlatayım mı? Siz Sparta'ya gidip ne hani anlat hadi. Şimdi iki tane hanımefendi bizi Çağatay'la çağırdı. Biz de Isparta'ya gittik ama bu olay çok yıllar önce. Tamam hadi gidelim. Gittik işte efendime söyleyeyim parkta oturuyoruz bilmem ne. Dediler ki dışarı çıkalım işte gece bir yerlere gidelim eğlenelim falan işte müzik dinlemeye. Biz de dedik ki pek sevmiyoruz o taraklarda bezimiz yok. Biz eve geçelim dedik. Yani kendi evimize geçelim. Dediler ki önce sizi bir kahveye götürelim, bir kahve içelim. Şimdi neden bizi kahveye götürüyor onu da söyleyeyim. Bunlar gece müzik dinlemeye gidelim diyeceklerini bildiğimiz için Çağatay'la biz ikimiz de neredeyse pijamadan hallice birer eşofman giydik gittik. Tam pijamaydı hatta. Tam pijamaydı hatta. Kızlar zaten bizi görünce bir şok olmuştu. Ondan sonra kahveye gittik işte. Kahvemizi falan içiyoruz. Kız dedi ki ben bir tuvalete gideyim. Öteki de ben de geliyorum seninle dedi. Gittiler bunlar. Çağatay'la biz sohbet ediyoruz. İşte Antalya'ya gidelim. Şöyle oyunumuzu oynayalım. İşte kahvemizi içeriz kendimizle falan derken. 5 dakika geçti dedim ki kızlar gitti kanka. Gel ufak ufak bize yol alalım. Çağatay dedi ki yok baba dedi. Onların ikisi birlikte tuvalete girdiler. Şimdi hani makyaj falan tazeliyorlar. Geri gelecekler. Çağatay sen de bu ümit ya. Ne kanka? Kimin ümidi bu kanka? Ya ümit fakirin ekmeği kanka. Ümit. Umut. Ümit fakirin. Çağatay'daki bu umut neydi? Bir anlat. Nasıl gördün onu?
5 dakika geçti. Hı-hı. Çağatay gelecekler. Tamam dedim. İkinci çayımı içtim. 10-15 dakika geçti. Çağatay kıpkırmızı. Bak kıpkırmızı. Ama diyor ki kanka gelecekler bekle. Belki de büyük tuvaletini yapıyor. Sen anladın mı gelmeyeceklerini kanka? Oğlum ben ilk gittiklerinde anladım, tamam mı? Çünkü çantalarını da aldılar yanında. İlk gittiği an anladım ben de. Ne olmuş sonunu söyle. Sonra 20 dakika geçti. Kanka dedi ister gel ister gelme ben gidiyorum dedim. Çağatay da kanka gelmeyecekler herhalde dedi. Sonra bir hesap ödedik, arkaya bir baktık. Meğer girdiğimiz yer değil de tam tersine bir çıkış daha var. Var mı? Tuvaletin oradan kaçmışlar. Sonra arabayla en az yarım saat onları peki sokaklarda bu, aradık. Peki bu Isparta vakası kaç kere oldu? İki. Sonra diyoruz ki kendimiz, bırak Isparta'yı buradan 5 kilometre ileri gitmeyi istiyoruz, gene gidiyoruz. Ben hiç sevgilim varken gizlice başka kızla veya kızlarla konuşmadım. Bu en son sevgili mi? Hep bütün genel hayatım olarak. Ben konuşmadım. Emre'nin de eli gitti bir yana. Baka yazdım, düşünüyorum, düşünüyorum. Kanka ben ayrıldığımızda konuşmuş olabilirim, doğru. Hayır, ayrılmadan da konuşmuş olabilirsin öncekilerle. Bilmiyorum, hangi ilişkin olduğu beni ilgilendirmiyor. Yok kanka, ama hatırlamıyorum, hayır. Yok, yapmadım. Bilmiyorum, ben yapmadım açıkçası. Yapmadım. Şimdi o sorudan sonra bunu atlıyor muyuz, yoksa gene sırada hala bu mu var, bu biber? Ne demek yani bu kanka? Oğlum şimdi bu biberde biz ikimiz de yapmamışız. E, 4 biber kaldı, sonra benim mi yiyeceksin öteki sorularda? Tamam. Tabii ki atlamayacaksın, duracak. Tamam. Ben hiç cebimde 1 TL bile yokken bir kızla buluşmadım. 2 kere falan buluştum. Ne yaptın anlamadım. Ya kanka ısırdıktan sonra mı anladın? Isırdıktan sonra mı? Bu çok acı gibi lan. Ucundan ısırma kanka, bak biz çatıştırıyoruz. Ucundan mı ısırıyorsun? Acı mı cidden Emre? Çok mu acıydı? Kanka niye tükürüyorsun lan? Niye sus diyorum buraya? Sus! Niye pisliyorum ben ona? Sen şunu anlat, bitirme oğlum, ben de işlerim. Zehir mi? Kanka su da getir bari be. Nitek ayran kolay, portakal suyuyla olmaz. Var ya! Yemin ediyorum zehir zembelek. Kankam şu konuyu anlatır mısın? Çok merak ettim. Dur bir dur. Acıyı boş ver. Beni ilgilenmiyor. Sen yanıyorsun. Ben yanmıyorum şu an. Bir anlat. Cebinde para yokken kızla buluşmuşsun. Ondan ısır. Sileceğim sileceğim. Cebimde para yokken kızla buluştum. Ama bu sevgilimdi. Onda para verdi. Bende yoktu, onda para vardı. Onunla buluştum. Yani ona güvendim de çıktım. Beklenti yüksek tuttum. Yani ben de cebimde para olmadan yabancı bir kızla buluşmadım kanka. Ben de sandım ki kız hadi beni bir yere götür diyecek. Bu da yok olmaz aşkım. Ama şöyle oluyor. Olmaz tatlım. Şöyle oluyor. Para var sanıyorsun. Çıkıyorsun. Parayı evde unutuyorsun. Kıza yükleniyorsun iki kahveyi. Ha, bu oluyor. Bir sıkıntı yok. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Hayvan gibi acı. İmanım gevredi. Hayvan gibi acı. Ben hiç online oyunlarda arkadaşımın karakterini soymadım. Ay tamam, karakteri çalarsın anladım da neden dürev itemlerini çöpe atarsın birader? Sen çalmıştın değil mi? Ya lan yalancı. Ya Knight oynuyoruz. Dedi ki arkadaşa ya bir price lazım. Price'ın var mı? Var dedi Battle Price'ın. Vereyim sana dedi. İçinde işte RT7 II, RT7 şey var. BP set var. Karakteri teslim edecek değil mi? Bir insan karakteri teslim ederken RT7 II ile RT7 Battle Price seti niye çalar aga? Pepper seti niye çalar? Hepsi bir sen ya. Soydun kanka. Ben mi soydum? Sen soydun. Ben oyunda bir kere hırsızlık yaptım, evet. Anıl özür dilerim kardeşim. Hiç Emre dedik yani çok güldüm dedi. Bir şey yapmadım, kızmadım sana dedi ama istesen zaten verirdim kanka dedi. Neden soyuyorsun dedi. Kanka ısırıyor mu? Bir ısır kardeşim. Sen bir ısır. Bu acı değil gibi pek. Öteki acıydı ama. Acı mı bu da? Kanka ben dayanamca moruk suçum içeceğim. Geçirdin bu acıyı? Portakal suyu bastı. Direkt bastı mı? Ha direkt bastı bok. Şimdi yeni niye bastı diyor o zaman? Geri geldi. Soruları bana mı hazırladın yani? Ben onu anlamadım. Sen işlemişsin demek ki. Baba ben saf temiz bir çocuğum. Lan. Ben saf demek ki cennet ve cehennem gelse tartıda ben tartıldığımda tüyden hafif olacağım ha. Anibus gelip tartarsa eğer Mısır tanrılarına göre gidecek olursak köpek gelecek beni mis mis diyecek beni yollayacak. Bugüne kadar bütün günahlar işlemiş. Bu saatten sonra da bence bir günah çıkmaz yani. Bunlar da o senindir yani. Deneriz. Deneriz. Bence gene sana çıkacak. Ben hiçbir kızın evine yırtık çorapla gitmedim. Sen gitmiştin bir kere. Ya, ne, sen benim yırtık çorapla kızın nereden evine gittin? Nereden? Böyle bir yalan yok. Yedirmek için böyle bir yalan yok. Ben ya. Gitmedim. Ben de gitmedim. Kanka ben salak mıyım gideyim? Asla gitmem. Oğlum manyak mısın? Kızın evine yırtık çorap. Ben hatta gidiyordum. Çorap, o günkü giydiğim hastanedeki çorabımı değiştiriyordum. Özel gidiyordum. Çorap alıyordum. Bir de ona parfüm sıkıyordum. Sen düşün yani. Yok kanka. Ben hiçbir kıza seksi veya erotik fotoğraf atmadım.
Kanka ben harbici delikanlıyım. Düşüşe getirdiğime nüt atarım. Bir nüt yolla da gecemiz şen dersin hesabı. Burada pek belli olmuyor. Boydan yapma. Hadi. Ya yeter! Hiç az yer ayırmadım. Ye. Takır takır ye. Yarısı gitti lan yarısı. Ya diye. Oldu bitti yarısı gitti oğlum sarısı. Ye. Takır. Şimdi sıralamayı yanlış yapmışım kanka, en acı bu. Hayvan gibi acı, hayvan. Kanka nefesim kesildi lan, alerjim mi var benim acı acıya? Bak araya bak araya. Bak. Bir ucundan almış. Bana bak, yarısını kopardım. Görüyor musun Çağatay? Benim acıya alerjim var kanka. Ben sanmam. Aynen kanka. Harbiden çektiğimiz günahlar. Yaptığımız şeyler. Hiç acı söyleyeceğim. Yaptığın günahlar. Şaka yapıyorum kanka. Hiç acı değil benimki. Yemin et. Şerefsiz hiç acı değil. Yes. Lan ben ısırdım. Vallahi acı değil. Şu an şöyle sol tarafım genzime doğru yanıyor. Kulaklarım kaşınmaya başladı. Red Hot Chili Peppers değil mi bu? Bu Koyat Chili Peppers. Tam patlayan şey bu değil mi? He? En acı patlayacak bu. Bence de en acı bu. Kanka ama acı bu da var. Arkadaşlar bu acıyız. Arkadaşlar bu acıydı, gördün. Acı. Kanka alerjim var herhalde benim. Ben hiçbir arkadaşımın arkasından ufak çaplı olsa bile iş çevirmedim. Yok vallahi iş çevirmedim kanka. Bizim vallahi arkadaş çevirmedim. Önemli. Bizde iş çevirmiyor. Arkadaş önemli, iş çevirme yok. Bizim arkadaşlık değerimiz fazla. Evet. Ben hiç çıplak denize girmedim. Emre girdi. Bir şey söyleyeceğim. Sene 1999. Çocukluk sayılmıyor. Hayır sayılmaz canım. Sene 1999. Çıplaklar kampındayız. Emre etrafta fotoğraf çekiyor. Yani böyle bir şey. Yalan anlat. Anla kaç yaşındasın da 99'da giriyorsun. Sadece bana fişeklenmişsin. Rastgele sordum. Bok rastgele. Bu mu rastgele? Spesifik soru rastgele. Direkt rastgele. Ne zaman girmiştin Emre? Sen bir anlat. Ya kanka bir otelde gece üstümde pantolon vardı. Kilot giymeyi unutmuşum odadan çıkarken. Pantolonla da giremeyeceğime göre giriverdim. Ya direkt. Çocuk aşkından geceleri donsuz yatıyor. Nasıl dışarı çıkarken pantolonun altına kilot giymiyor? Ben mi yiyorum şimdi? Sen yiyeceksin. Acıyım şunu. Hiçbir şey değil mi? Tatlı. Tatlı bu, tamam kanka. Bu tatlı demek ki. Acılık yok. Emre bu sefer acı... Emre. Oğlum Emre deme. Ye Emre deme. Yemeyeceğim kanka, ben günahkar bir insan değilim. Devam canım. Et. Ey müminler. Şuradaki yediği iki acıdan ağlayan çocuk. Bakalım. Cehenneme gidecek olursa, bu kadar günah işlemiş ya. Ne yapacak? Ya aptal atla koşma, sonra günahkar diyecekler bana. Ey müminler. Uyanın. Bak şuradaki 2 gram acıya dayanamayız. Ben hiç arabayla dolaşırken birisine laf atmadım. Ben attım mı ya? Soru mu? Hey oğlum, ben enerjisini yiyorum. Ben dayanacağım kanka artık. Oha, fişekleyen kim biliyor musun? Kola. Kola. Bütün acıyı. Son soru. Son soru mu? Hacı sana. Kanka. Bundan daha acısı var mı? Ondan daha acısı mezarda. Zehir zemberek. O zaman bu soruda Hicazi'nin yiyeceği biberi sen seç. Senin tamam. Yiyeceğin biberi Hicazi seçiyor. Ama kendi masalarından. Evet. Ben hiç toplum içinde gizlice osurmadım. Kanka herkes osurmuştu. Bir şey söyleyeyim mi sana? Osurmaktan nefret ederim. Sadece gizli evde osururum. Gizli kuytu köşelerde uzağa çekilir. Dışarıda gaz çıkarmışsındır seninle. Kanka ya mutlaka yapmışızdır. Biz de şeydeyiz. Kötümüzde tıpa yok. Ne toplum içinde? Aşağıda evin önü toplum içi mi? Aşağıda insanlar oluyor. Evin önü toplum içi. Ya, evin önü toplum içi değil. İlla ki Starbucks'ta falan otururken bir koku geliyor. O senden geliyor değil mi? Ben kardeşimin kokusunu tanırım. Siri nasıl beni sesimden tanıyor? Veya bilmem ne beni sen kokudan nasıl mı tanıyor? Kardeşim beni kokumdan tanır. Rica ederim. Bak, ne zaman benim toplum içinde pırtlattığımı duydun? Zaten gizlice diyorum abi. Gizlice kanka. Ondan gizlice seni duysan gizli kalmazdı. Geyirene osurana. Bunları yapana şuradan bir ye. Gıcıklıyorum. Hayır oğlum, ben kendi masandan seçeceğim. Tamam, ben abi. Sana kendi masandan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hicazi paramparça oldu, haberin olsun. Paramparça oldu, iyiyiz. Bu çok acıymış. Ya. Vallahi bu çok acıymış. Çok kötü kanka, nefret acı, nefret acı. Portakal suyu. Ben dayanacağım lan. Bok dayanırsın. Ya. Sacılara yazdın. E bana kusma diyordu. Kanka su iç, bir şey iç, su değil. Portakal suyu iç.
Kanka çok kötü bu. Eminim ki harbiden acıymış. Çok ben kötü kanka. Ben yemin ederim sevmem biliyorsun. Hayatta ben böyle acı yemedim. Yani şu acı yiyecek babaları gelsin şu acıyı yiyemez kanka. Yiyemez. Biber 2,5 milyondur. Benimki acı değilmiş değil mi? Seninki acı değil. Çok az acı. Seninki bu zehir gibi. Gel be. Bir ben diline yok, süreyim ben bir. Gel be. Ya bir süreyim size. Acıyı hissedeceksiniz mi? Hissettiniz mi? Ne dedim? Çok acı değil mi? İnteraktif video. Yok böyle şey. Ben dayanacağım. Bakayım mı sana şöyle kanka? Ben acı yiyeceğim. Sesi değiştireceğiz. Sesi ben şöyle yaptım bak. Şöyleydi ilk durum. Bir videoya şöyle girdi. Ya evet şöyle biber yedik şöyle şey yaptık. Şimdi ben dayanacağım. Bir daha yiyelim. Herif Ankara güçlüyüm diyor. Daha kolunda paça biliyor. Bu nasıl Ankara güçlüyüm? Arkadaşlar 5 dakika müsaadenizi alabilir miyim? 5 dakika müsaade değil. Video bitti zaten. O bu su da getirmiş. Tedarikli geldi. Tedarik ne demek kanka? Açıklasana. Bak. Şu an dilimin ucu yanıyor. Böğrüme kadar geldi. Kusma musma hissiyatı yok. Tek hissiyatım dilimsiz kalıp çok özür dilerim diyeceğim. Kusma sözünü böldüm. Mars'ta 30 gündür yukarıda mısın da günlük mü çekiyorsun? Tek hissiyat şu, tek hissiyat bu. Şu anda kuskuntu yok. Arkadaşlar acının ikinci dakikasındayım. Acının tatlı temesini yapsana. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, sevdiğiniz kullarına bir su verin. Bir de şuradan da kanalımıza abone olun. Ben yanıyorum Emre.